Ya yoldayız, geliyoruz dediler. Başlarına bir şey gelmesin mi? Dur, anlarız şimdi. Ah, geldiler, geldiler. Tamam. Ah. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Abi, yenge. Siz böyle çiçeklerle gelmişsiniz, o zaman güzel haberler getirdiniz. Ha? Dinliyoruz sizi. Bunlar sizin. Özür dilerim ben. Dün sizi çok üzdüm. Hayırdır? Hayır babaannem. Hayır. Pes etmeyeceğim. Mücadele edeceğim ve sizin desteğinizle de bu hastalığı atlatacağım. Tabii ki atlatacaksın. Ben biliyordum zaten senin vazgeçmeyeceğini. Biz her zaman yanındayız senin. Teşekkür ederim. Yanımda olduğunuz için, beni sarıp sarmaladığınız için, ailem olduğunuz için. Sizi çok seviyorum. Canım. Evet, o zaman biz bu haberi kahvaltı yaparak kutlayalım çünkü ben çok acıktım abi. Vallahi ben de çok acıktım ya. Cenk beni kapı kapı dolaştırdı. Zaten buradan da doktora gideceğiz. Hayda. Yine kabak benim başıma patladı ha. Ya şaka yapıyorum. Ah, sen aç mı bıraktın kızı? Yok, iyiyim, iyiyim. O zaman ben yumurtalı ekmek yiyorum. Ben onu bir alayım Arda'cığım. İstiyorsan bak şöyle bir şey var, idare edebilirsin. Alın. Aşkım sen alabilirsin. Ya hem aç bırakmış kızı hem de bir de kahramanlık yapmaya çalışıyor Allah'ım. Dur sana da koyayım. Babaanne, bir tanesine de dolayı. Teşekkür ederim oğlum. Sen misin domates? Arda, ha? Al tamam hadi kıyamadım. Ama bir tane al, abartma. Ta anneye de verirsin bir tane. Tamam, çok uzamam. Bugünkü tedaviyi de yapalım. Yarın tekrar bakacağım değerlerinize. Peki bir şey sorabilir miyim? Benim bu tedaviye destek olmam için yapabileceğim bir şey var mı? Yani egzersiz olsun, beslenme programı olsun. Böyle kararlı olmanız yeterli. Geçelim mi? Sormadan edemeyeceğim. Dün ayrılırken moraliniz bozuktu. Şimdi karşımda kararlı biri var. Bu inanılmaz değişimi neye borçluyuz? Kocama, aileme ve onların sevgisine. Hadi gidelim.